BDDK 24 Haziran kararı almıştı malumunuz. O zaman 17.35'ten 16.10 seviyesine doğru bir gevşeme meydana geldi. Dövizde, dolarda özellikle kredi kullanımına yeni düzenlemeler getirmişti BDDK. Şu anda tekrar dolar o kayıpları geri kazanmaya başladı. Bunun da sebebi dolar endeksindeki güçlenme. 108.500 seviyesini görmüş oldu 20 yıl sonra dolar endeksi. Daha da güçlenecek gibi görünüyor. Sebebi ise bu yukarı yönlü seyrin sebebi ise yakın zamanda Fed'in faiz kararı, onun öncesinde enflasyonla alakalı verilerin açıklanması. Geçen ay %8,6 idi. Bu ay %8,8 açıklanması bekleniyor Amerikan enflasyon verisinin. Ondan sonra da Amerika Fed kararı, faiz kararı alacak 75 bas puan arttırım bekleniyor. Sebebi ise parasal sıkılaşma devam ediyor. Enflasyonu düşürmek istiyorlar. Enflasyonu düşürmek için de faiz kararını arttırım yönünde uygulamaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu durumda doların biz düşme değil de yükselme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Anca ne olabilir? Şu anda bayram nedeniyle Türkiye itibariyle konuşuyoruz. Küresel piyasaları bir kenara bırakacak olursak şu anda bantta hafif dar bantta yatay eksenli bir hareketlilik söz konusu. Ama bu yükselmeyi euro ile beraber düşündüğümüz zaman uzun süredir ilk defa böyle bir şey oldu. Neredeyse eşitlendi. Arada çok makas daraldı. Çok az bir fark kalmış oldu. Dediğimiz gibi Fed'in faiz kararını 75 bas puan arttırım sonrasında bu dalgalanmanın yine dolar lehine, yani 17.40, 17.50, 17.90'a kadar hatta makasın yükselebileceği ifade ediliyor. Ama aşağı yönlü ne söyleyebiliriz? 16.30 diye ifade ediliyor direnç noktası. 16.30 ile 17.90 arasında bir esneklik görebiliriz. Bunu ifade edebiliriz. Faiz artışı tabii dolar endeksini güçlendiriyor. Faizi de arttırma beklediğimiz için Amerikan Merkez Bankası'ndan dolar endeksinin daha güçleneceğini, doların birazcık daha yukarı yönlü hareket edeceğini ifade etmek zor olmaz.